Bugün gerçekleştirdiğimiz kongremizin öncelikle partimize, kentimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İki kadın arkadaşımız, cesur kadın arkadaşlarımız bugün adaylar. Tabii ki bir yarış gerçekleştirecekler ama bu yarışın kaybedeni asla yok değerli arkadaşlar. Bir tek kazananı var, o da Cumhuriyet Halk Partisi. Bu inançla, bu azimle, bu kararlılıkla yarışacaklarına ve seçim sonucu ne olursa olsun birbirlerine yoldaş olacaklarına, birbirlerinin koluna gireceklerine ve 2019 seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi adına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı adına her ikisinin de var gücüyle çalışacağına gönülden, yürekten inanıyorum. İkisinin de yollarının açık olmasını diliyorum. Her ikisine de gönülden başarılar diliyorum. Gebze ilçemizde vekil seçildiğimden bu yana çok güzel çalışmalar yaptık. Sahada çok aktif çalışmalar yaptık. Bu anlamda ben birlikte çalıştığımız mevcut kadın kolu başkanımız Ülker Yiğit, bir yönetici arkadaşlarına gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten birlikte çalışmalar gerçekleştirdik onlarla birlikte. Bundan sonra seçilecek arkadaşlarımla da, yönetici arkadaşlarım ve başkanla birlikte de yine aynı çalışmaları yapacağımızı umut ediyorum değerli arkadaşlar. Gebze bölgesi önemli. Her anlamda önemli. Çünkü artık İzmit kadar ikinci önemli bölgemiz. Eğer biz 2019'da ki seçimler zamanında yapılacaksa, yerel seçimler önce gerçekleştirilecekse, yerel seçimlerde önce büyük şehire hedefliyorsak Gebze'yi almak, Gebze'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmek esas hedefimiz olmalı değerli arkadaşlar. Aksi takdirde üzgünüm ama yereli almadan geleli almak mümkün değil. O yüzden bu seçim sonuçları ne olursa olsun hiçbirimizin küsme lüksü yok değerli arkadaşlar. 2019 son seçimimiz olabilir. Bakınız bu sabah bir KHK darbesiyle yine uyandık. Bu sabah yine o hal sopasını sürekli milletin sırtında kıran iktidarın yine faşist bir KHK'sıyla karşı karşıya geldi. Herhangi bir darbe girişiminde o köprüde boğazı kesilen hiçbir şeyden habersiz emir kulu gencecik erlerimizin boğazını kesen adamları sorumluluktan, cezadan kurtaracak bir KHK'ya bu sabah imza attı iktidar. İşte o yüzden bireysel davranmaya, küsmeye lüksümüz yok diyoruz. İşte o yüzden herkesin elini değil, gövdesini taşın altına koyacağı bu son seçimlerdir değerli arkadaşlar. İşte bu anlamda bir olmaya, birlik olmaya ihtiyacımız var. Daha fazla güç birliği yapmaya ihtiyacımız var. Daha fazla kadın yoldaşa ihtiyacımız var. Saha çalışmalarına, kapı kapı, bugün Türkiye nereye sürükleniyor, Türkiye nasıl bir bilinmeze sürükleniyor, bunu anlatmaya ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Çünkü medya kuşatması altında ne yazık ki vatandaşımızın birçok şeyden haberi bile yok. Bugün cepleri nasıl soyuluyor, kendi yönettikleri ülkeden vergi kaçırmak adına bir liralık, bir sterlinlik, 5 liralık şirketler üzerinden nasıl manadalarına milyon dolarları götürüyorlar? Nasıl devletin kurumlarını herkesi ezmek için kullanıyorlar? Bu ülkeyi nereye sürüklüyorlar? Bunları biz anlatacağız. Vatandaşımıza tek tek gideceğiz. Kırmadan, dökmeden, uygun bir dille vatandaşımıza anlatacağız. Anlatmak yetmez. Aynı zamanda inandıracağız, güven vereceğiz. İşte bu kongrelerde bu kadar yoğun katılımlı kadın arkadaşlarımızı diliyorum ve umuyorum ki saha çalışmalarında da görmek istiyorum. Çünkü kongreler bitiyor, ne yazık ki saha çalışmalarında bir elin parmaklarını geçmiyoruz değerli arkadaşlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir avantajı var. Kadın gücü aslında kuvvetlidir, iyidir. Doğru kullanılırsa çok şey başarılır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa bir kadın vekil çıkardı. Bu kadınların başarısıdır. Benim şahsımla alakalı değil. Bu tüm kadınların başarısıdır. Bir kendiye iki olmayalım.
Niye daha fazla olmayalım? Niye daha fazla birbirimize yoldaşlık yapmayalım? Niye sahada daha fazla güç oluşturmayalım? Bunu AKP istemez, iktidar istemez, faşistler istemez. Çünkü kadın gücünden korkar. Kadın gücünden korkar. Kadın kararlıdır. Kadın cesurdur. Kadın öyle kolay kolay kandırılmaz. Kandırıldık diyenlere inan, öyle kolay kolay kandırılmaz. İşte o yüzden çoğalacağız. Daha fazla olacağız. Daha yoğun çabalayacağız. Çocuklarımızın geleceği için, üzerinde yaşadığımız bu toprakların geleceği için birlikte mücadele edeceğiz arkadaşlar. Yok içimi yok. Aksi takdirde yine zarar görecek olan ülkemiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuzlarındaki sorumluluk ağır. Bu anlamda seçilecek arkadaşım kim olursa olsun biliyorum ki bu sorumluluk bilinciyle hareket edecektir. Çünkü bugün muhalefette tek kalan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve iktidar her türlü çabasına rağmen ne yaparsa yapsın başaramadığı tek şey var değerli arkadaşlar. İşgal edemediği tek yer var, o da Cumhuriyet Halk Partisi. İşgal edilemeyen tek kaledir CHP. İşte o yüzden biz Gebze'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi yapmak adına çalışmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kalesi bu vatanın güvencesidir. Bunu sakın unutmayın. Bu bilinçle, bu amaçla, bu kararlılıkla sizlerden hep birlikte yoldaşlık hukukuyla çalışmalar diliyorum, bekliyorum. Tekrar kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Eğer Sayın Başkanım, Divan Başkanım müsaade ederse, başka da konuşmacı arkadaşımız yok ise, bilemiyorum başka bir konuşmacı arkadaş bildirildi mi Sayın Başkanım? Ben kadın adaylarımızı, iki adayımızı buraya davet edeceğim. Sayın İl Başkanımızı, Mevcut Başkanımızı, İlker Başkanımızı buraya davet edeceğim. Ve